Bakın, dün dedim ki kim oğlu İsmail hocamız, Müslüman ve Para isimli kitabın yazarı. Ben bu kitabı tavsiye ederim. Hekimoğlu İsmail hocamız değerli bir insandır. Nur talebesidir. Bediüzzaman'ın aşıklarındandır. Bakın ne diyor. 291. sayfa. Peygamberimizin en yüce ahlaka sahip olması da Kur'an'ın mucizesidir. 1400 senedir yetişen evliyalar, asfiyalar, üstadlar, imamlar, alimler İslamiyet'in hakkaniyetine manen imza atmıştır. Mehdi'nin de önemi sünnet-i seniyeye ittiba edip faziletli bir kişi olmasından ileri gelecek. Çok faziletli bir kişi olacak diyor. Onun tarafındaki üstün ahlak Deccal taraftarlarını şaşkına çevirecek. Yani şaşkına çevirecek, bağırmaz tabi adam. İçin için şaşkına çevirecek. Panik olacaklar için de var gücüyle Mehdi ve cemaatine saldıracaklardır. İftira edecek, hakaret edecek, can havliyle yani elinden gelen her şeyi yapacak. Yani derler ya halk arasında bir tabir vardı, çamura yatmayın. Çamura yatıp rezalet çıkaracak. Onun tarafındaki üstün ahlak Deccal taraftarlarını şaşkına çevirecek. Bakın üstün ahlakı da şaşkına çevirecek. Ama üstün ahlakı tam anlamının ahlak zıttı olarak göstermeye çalışacaklardır. Zıt ahlak. Yani üstün ahlaka hayran olup ahlakın dışında olduğunu iddia ederek Mehdi'ye saldıracaklardır. Ahlaksızlıktan bıkan pek çok kimse tövbekar olup Mehdi tarafında yer alacak. Mehdi bir kişi iken taraftarları çığ gibi büyüyecek. Herkes hayrete düşecek diyor. Bunu bak hocamız söylüyor, ben söylemiyorum. Hicri asırlardan bahsetmiş. Bakın, zaman şeridi üzerinde hadiseler seyrederken adeta periyot çizmektedir. Yani belirli zaman aralıklarıyla hadiselerin dozajı artıp eksilmektedir. Hicri 14. asırdan bir misal verirsek, Hicri 15. asrı dolayısıyla iki periyodu anlamak imkanı hasıl oldu. Şimdi diyor, 14 ve 15. Hicri asırları bir karşılaştıralım diyor. Ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. 1882'de Hicri 1300 yılına girilmiştir. Hicri bakın 1882'de giriliyor. Hicri 1300 yılına girilmiştir. Böylece Hicri 14. asır başladı ve 1970-79 yılına kadar devam etti. 1979 nedir? Mehdi'nin çıkış yılıdır. Hicri 1400. Bakın net tarih veriyor. 1979 yılına kadar devam etti. Şimdi 14. asırda yeryüzü sahnesine gelen şahıslara bir göz atalım. Tarihi bilginizle onların oynadıkları rolleri hatırlayacaksınız. Yani kafanızda bir canlandırın diyor. Bediüzzaman Said Nursi 1873'te doğmuş, 1960'ta vefat ediyor. Süleyman Hilmi Tınahan 1888'de doğuyor, 1959'da vefat ediyor. Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1881'de doğuyor, 1943'te vefat ediyor. Elmalılı Hamdi Yazır 1887'de doğuyor, 1942'de vefat ediyor. O devrin manevi önderleri. Askeri, siyasi ve iktisadi hayatta önemli rol oynayıp dünyanın çehresini hatta haritasını değiştirenlerden en meşhur kişiler de şunlardır diyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğmuştur diyor. 1938'de vefat ediyor. İsmet İnönü 1884-1974. Churchill İngiliz 1874-1965. Gandhi 1869-1948. Hitler 1889-1945 ve devam ediyor. Yine Hicri 14. asırda İngiliz Montgomery 1887 gibi askerler, Einstein 1879-1955 gibi ilim adamları, Francis Freud 1856-1939 gibi işte devam ediyor. Bunlar tarih sahnesinde yerlerini almış birbirlerine karşı diyor, olanca güçlerle mücadele etmiş kimselerdir. Mesela Stalin Atatürk'e karşı mücadele verdi. Roosevelt yine gizlice mücadele verdi Atatürk'e karşı. Ve Türklere karşı mücadele verdiler. Mao bütün dünyaya saldırdı. Efendim
Ömer Nasuhi Bilmen olsun, Süleyman Hilmi Tunal, Bediüzzaman Said Nursi olsun, Stalin'le, Mao'yla, Lenin'le bir fikri mücadele içinde oldular. Ve büyük bir savaş verdiler. Çok büyük hadiseler sebebiyet vermişti ve çok büyük hadiseler içinde yer almışlar. 1980 yıllarında ise kitleleri peşinden sürükleyen liderlerin kalmadığını, adeta güneşlerin batıp yıldızların kaldığını gördük. Yani o tarzda hiçbir lider kalmadı diyor 1980'lerde. Çünkü 1980'de Hicri 15. asra girilmişti. Asrın başındaydık. Bu asrın, dikkat edin, bu asrın mühim şahısları Mehdi ve Deccal, Deccaliyet. Bakın, bu asrın mühim şahısları çocuk veya gençlik çağında. Yani daha gençler diyor 1980'lerde. Genç yaşlarlar diyor. Ama 1980'ler bu. Şu an biliyorsunuz. 1980'lerde değiliz. Öyleyse 2000'li yıllar önemlidir. İşin garip tarafı, sağda solda 2000'li yıllarına büyük önem vermektedirler. Bakın, sağ ve sol. İki tarafın, yani Deccal orduları da Mehdi orduları da 2000'li yıllarda çatışmaya girecekler diyor. Her iki tarafta olacak hadiseleri şimdiden hissetmiş durumda. Mehdi kimleri tepeleyeceğini biliyor. Deccaliyet de kimlerle göğüs göğüse mücadele vereceğini biliyor. Onun için Deccaliyet müthiş bir huzursuzluk içinde şu an. Yani can havliyle Mehdiyet'e saldırıyor. Dünyadaki bütün olaylar bu zeminde gelişiyor şu an. Bu satırların ilk yazıldığı günlerde İslam alemi dahil dünya üzerinde kapitalizmle komünizmin mücadelesi vardı. Şimdi sadece kapitalist sistem kaldı. Acaba 2000'li yıllarda İslamiyet, iktisat, içtimaiyat, kültür yönünden tarih sahnesine çıkacak mı? Tabii ki çıkacak yani. Mehdiyet onu çıkacak. Zaten 2000'li yılların önemi burada ileri geliyor. Ya İslamiyet hakimiyet noktasına çıkacak, dünya hakimi olacak. Yani Mehdi zuhur edip, Hazreti İsa inip değil mi, dünyadan küfrü kaldıracak. Veya insanlığını kaybeden insanlar bütün güçlerine kıyamete arz edecek veya kıyamet kopacak diyor. Bediüzzaman da diyor, eğer bütün beşer yoldan çıkmazsa, eğer çabuk kıyamet kopmazsa diyor, Allah diyor Mehdi'yi gönderecek diyor. Ama bu bir nezaket uslubudur. Yani Mehdi zaten mutlaka çıkacak, hadislerle belirtilmiş. Kur'an ayetleri var, dünya hakimiyetiyle ilgili ayetler var. Mutlaka olacak bu, yani bunun ikinci bir ihtimali yok. Dolayısıyla Ömer Okçu, yani Hekimoğlu İsmail hocamız da Mehdi'nin çıkacağını bakın açık açık belirtiyor, beyan ediyor. Her iki tarafın liderleri de şu an bu savaşın içinde diyor ve her iki tarafta birbirini biliyorlar diyor. Demek ki sessiz gizli bir savaş var. Dolayısıyla bağıra bağıra falanca kişi Deccal'dir, ben de Mehdi'yim diye bir insan çıkmaz. Deccal de ortaya çıkıp falanca kişi benim zıttımdır, bu Mehdi, ben bundan savaşacağım demez. Ama sürekli Mehdi sözünü biz duyacağız bu devirde. Sürekli, yani Mehdi sürekli ağızlarda olacaktır. Aleyhinde veya lehinde. Ama Mehdi'yi sürekli duyacağız. Bu kadar çok Mehdi'nin duyulduğu hiçbir asır olmamıştır. Ya 1400 yıldan beri ilk defa bu kadar Mehdi kelimesi gündemdedir. Lehte ve aleyhte ve ilk defa bu kadar büyük Mehdi paniği yaşanmaktadır. Yani gelmeyecekse niye panik oluyorsunuz? Evet. Adam resmi devletin görevlisi, ilahiyatta öğretmen mesela hocam. Bas bas bağırıyor Mehdi gelmeyecek diye. Hocam canım de hocam, elini ayağını öpeyim yani. Niye panik oluyorsun, bir şey yok. Dehşete kapılacağın bir şey yok. Yani sakin ol. Gelmeyecekse huzur içinde otur evinde, ne bu kadar panik oluyorsun? Ve bir kere söyledikten sonra bir daha sinirlerin bozuldu ya. Yani ne oluyorsun? Arkasından biri daha çıkıyor, yine Mehdi gelmeyecek diyor. Biri daha çıkıyor, yine Mehdi gelmeyecek diyor. Bunda bir acayiplik var. Bence sakin ol, beklemeleri gerekiyor. Bir şey yok. Biz telaşa kapılıyor muyuz? Deccal çıkacak. Deccal hareket halinde panik oluyor muyuz? Olmuyoruz. Biz zaten... Deccal bizim için bir nimet. Zaten bizim parçalayacağımız bir şeye ihtiyacımız var. Evet. Ya tepeleyeceğimiz bir şeye ihtiyacımız var. O zaman yani kaslarımız kasılır bizim. Değil mi? Yani beynini darmadağın edeceğimiz bir şeye ihtiyacımız var bizim. Allah onu bize gönderiyor zaten.
Biz de Mehdi öncüsü olarak, Mehdi talebeleri olarak onun beynini paramparça etmekle mükellefiz. Ve ediyoruz ve ettik ve edeceğiz de daha. Dolayısıyla dün anlattığım konuda da bakın delilimi sunuyordum.